Merhaba, bu videoda size tanıtacağım cihaz, Makita'nın DTR-180 model inşaat demiri bağlama aleti. Cihazımız akülü bir alet olup 18 volt lityum iyon pille çalışır. Kullandığımız piller 1,5 ile 6 amper kapasitesine sahiptir. Üzerinde bir mikroçip işlem mekanizması, sürgü ünitesi bulunur. Aküyü cihazımıza sürerek kitleriz. Cihazımız üzerinde yer alan etikette cihazın markası, modeli, üretim yeri ve kalite sertifika evraklarıyla ilgili sembolleri görebiliriz. Bu cihaz özellikle inşaat alanlarında temel ve kolonlardaki inşaat demirlerinin çapraz olarak birbirine bağlanmasını kolaylaştıran, hızlandıran ve çalışma süresini, işlemleri daha çabuk bitirmemize yardımcı olan bir cihazdır. Cihaz üzerinde dikkat etmemiz gereken hususlar etiketlerle belirtilmiştir. İnşaat telinin takıldığı mekanizmanın yerine yerleştirilmesiyle ve kullanımıyla ilgili bilgiler de küçük etiketlerle bize yardımcı olmaktadır. Şimdi cihazımızın kısımlarını tanıyalım. Akümüz, mikro ile işlemci ünitemiz, akü doluluk göstergemiz. Cihazımızı çalıştırmaya başlayacağımız zaman önce cihazın sol tarafında bulunan butona basıyoruz. Ve bir ses duyuyoruz. Bu ses cihazın kullanıma hazır olma aşamasını belirtiyor. Cihazı tel bağlama işlemlerini tek tek yapacaksak yeşil ışığın yanında yer alan düğmeye bir kez basıyoruz. Eğer seri çalışma yapacaksak basıyoruz ve cihazımızın ilgili ışığı yanıyor. Biz bunu bastığımız buton üzerindeki tek bağlama veya çoklu bağlama resminden ve karşısındaki ışığın yanmasından anlıyoruz. Cihazımızın tetiğinin yan tarafında bulunan buton, tetiğin kilitli veya açık olduğunu bize gösterir. Sağ tarafında kilitleme, sol tarafında açma butonu yer alır. Cihazımızın sap kısmının altında, akü ile bağlandığı kısımda, cihazımızın hızıyla ilgili 6 kademe göstergesi yer altındadır. Bu tuşlara basarak cihazımızın çalışma hızını 6 kademede arttırıp yavaşlatabiliriz. Şimdi telimizi nasıl takıp çıkartıyoruz ona bakalım. Cihazın arka gövdesinde bulunan kapağı açıyoruz. Çalıştırma butonunun yan tarafında yer alan düğmeye basıyoruz. Düğmenin yanında bulunan kol onu içeride kilitliyor. Daha sonra telimizi, şu anda takılı olan teli sizin için çıkartıyorum. Teli, yedek telimizi hazneye yerleştiriyoruz. Haznenin ön tarafında bulunan delikten içeri birkaç santim kadar itiyoruz. Ve demin bastığımız butonu yanındaki kolu çekerek teli sabitliyoruz ki tetiğe bastığımız zaman ileri doğru sür. Cihazımızın ön tarafındaki çenenin alt tarafı aşağı doğru hareketlidir. Herhangi bir şekilde işlem sırasında telde bir takılma olacak olursa alt çeneyi aşağı doğru çekip cihazı kitleyerek gerekli telde düzeltmeler yapabiliyoruz. Bunun dışında çeneye herhangi bir şekilde dokunmamıza gerek yoktur. Üç çenenin arka tarafında bulunan iki adet diş çapraz bağlanacak demirlerin üzerine baskı uygulandığında tetiğe bastığımızda telin ileri sürülmesine ve istenen şekilde sarılım yapıp daha sonra kendi üzerine tekrar sarılarak telin kilitlenmesine yardımcı olur. Her cihazda olduğu gibi bu cihazımızda da kullanımdan önce, kullanım sırasında ve kullanımdan sonra gerekli bakımları ve temizlikleri yapmalıyız. Kullanım esnasında mutlaka gerekli olan iş güvenlik ekipmanlarını, koruyucu maske, gözlük ve eldivenleri mutlaka kullanmalıyız.